Bakıyorum. Şu anda durum nasıl Ceren? Ayrıca bir de yurttaşlarımızın sana aktardıkları neler? Yaralar sarılabilecek gibi görülüyor mu? Yaralar 15 bin lira yardımla sarılacak gibi görülüyor mu? Ülkü Çoban, aslında gözükmüyor çünkü buradaki hasar 15 bin lirayla karşılayacak kadar küçük bir hasar değil. Sabah aynı bu noktadan yayını yapmıştık. Burada şu anda görmüş olduğunuz alanda arabalar kaldırıldı bir saat civarı öncesinde. Kenar taraflara çekilmeye başlandı. Sabah saatlerinde 4-5 tane araç orada birbirine girmişti. Buradan da canlı olarak aktarmıştık. Şimdi yollar temizlenmeye başladı. Ekipler gece yarısından itibaren çalışmaya devam ediyor. Bakın yollar açıldı. Temizlenmeye çalışılıyor ama sadece yollarla iş bitmiyor. Sağlı sollu bütün evler -1 ve 1. katlar dahil olmak üzere sular altında kaldı. Sadece burası da değil, yan sokak ve onun bir diğer sokağı. Burası iki telli, iki tellinin 3 sokağında gördüğümüz kadarıyla şu anda çoğu ev sular altında kaldı diyebiliriz ve bu da 15 bin lirayla sarılacak kadar küçük değil. Hatta gösterelim sizlere, sizin değerlendirmenize bakalım. Burası şu an 1. kattaki bir ev. Bakın, bu gördüğünüz alan mutfak, balkon değil kesinlikle. Burası bir mutfakmış ve ön tarafta gördüğünüz alan duvarı yıkılmış durumda. Kameraman arkadaşım İbrahim Yıldırım size şu anda gösteriyor. Bakın, camı tamamen devrilmiş, ön tezgah kullanılamaz halde ve tezgahın ön kısmındaki duvarlar, molozlar şu anda öne doğru gelmiş durumda. Bakın, burası bir evin sadece mutfağı. Burasının 15 bin lirayla tamir edilmesi bizce mümkün değil. Şöyle hemen biraz zorlanarak içeri gireceğiz. Bakın, hemen size gösterelim evin diğer kısımlarını. Bakın, buradan içeri girdiğinizde küçük bir oda sizi karşılıyor. Bakın, içeride yatak. Hiçbir şekilde kullanılamaz halde yerlerde moloz yığınları ve çamurlar var. Bakın, dün gece ev olan burası şu anda inşaat haline dönmüş durumda. Burası yatak odası. Bakın içeride yurttaşlar hiçbir eşyalarını bile alamamışlar. Kıyafetleri, özel eşyaları, her şeyleri şu anda burada. Buranın sahibiyle de konuştuk. Yurttaşlar sadece biz canımızı kurtardığımız için seviniyoruz diyorlar. Hiçbir şeylerini alamadılar buradan. Bakın duvarların haline. Zaten suyun seviyesini de görüyorsunuz. Bu duvarların en üstüne kadar çıkmış sular ve burası sadece 1. kat. Bakın, diğer odada da aynı şekilde yatak, cam yok tamamen ve yukarıdan gelen seldeki şiddetle birlikte bütün çöpler de şu anda bu evin içine gelmiş. Bakın, arkada banyo var. Oradan da tabii ki bir gidiş olmadığı için ters etmiş. Bakın, tuvalet de şu an kullanılamaz halde. Burası sadece iki telli de sadece gördüğümüz bir evin içerisinin manzarası. Böyle daha o kadar çok ev var ki, yan sokakta da aynı şekilde, diğer tarafta da aynı şekilde. Bakın, tezgah bile yerinden sökülmüş şu anda. Hiçbir eşya yok, duvarlar yıkılmış. Yurttaşlar şu anda burada çaresiz. Hemen şöyle buradan yavaşça çıkalım, biraz dikkatle. Bakın buradan aslında önemli detay da şu, buradan direkt dere yatağına çıkıyorsunuz. Bakın, buradaki evlerin hepsi dere yatağına kurulmuş ve buradaki gece bu dere yatağının tıkanması sonucu buradaki dere taştığı için işte bu evler sular altında. Şu anda ekipler çalışıyor bir yandan. Buradan evlerden düşen parçaların, molozların hepsini şu anda toplama aşamasındalar. Bakın, bir tarafta dozer, bir tarafta ekipler şu anda çalışıyor ama gördüğünüz alanlardaki her yer şu anda moloz yığınının altında. Dediğimiz gibi caddeler temizleniyor ama evlerin içi hala aynı. Yurttaşlar mecburen evlerini bırakıp kurtarabildikleri varsa, ki çok az hepsinin, yani insanlar kimliklerini bile bırakıp çıkmışlar buradan. Bakın, caddeler yavaş yavaş temizleniyor olsa da dediğimiz gibi evler hepsi şu anda harabe içerisinde. Yan tarafta sadece bu evde değil, şu ilerideki evde, sol evde hepsi teker teker sular altında kalmış. Neden? Çünkü burası çok aşağıda kalan bir yer. Sağlı sollu yukarıdan gelen sel sularıyla birlikte burada kaçma imkanı olmamış. Çünkü yukarıdaki araçların hepsi sürüklenerek buraya gelmiş.
İşte o araçlar bugün çekildi. Arkada bir konfeksiyon var. Çok küçük. Şu anda ekipler çalıştığı için içeri girmemiz biraz daha zorlaşıyor ama şöyle hemen bir deneyelim canlı yayında. İçerideki bütün eşyalar, bütün emekler hepsi sular altında kalmış. Bakın şöyle hemen göstereyim. Geçeceğim. Hemen şöyle içeriği size aktaralım. Bakın sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar zaten burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama buralar çamur içerisinde. Bakın bataklığa dönmüş. Bakın şöyle bir girmeye deneyelim. Bakın bileğimize kadar sular altındayız. Çok geçmiş olsun. Siz de sabahtan beri çalışıyorsunuz galiba. Bakın bütün eşyalar, emekler, binlerce lira şu anda zarar içerisinde. Bakın duvardaki seviyeye bakın. Şu anda camın yüksekliğine kadar sel suları çıkmış. Yani bir insan boyunda şu anda buradaki sel suları. Buradaki bir insanın çıkması, hele de aşağı eksi birinci katta bir anda sel sularının gelmesi, zaten buradan çıkamazlar. Çok geçmiş olsun. Size de mikrofon uzatalım. Nasıl oldu? Siz burada mıydınız? Ya biz şu an o sıra çalışmıyorduk tabii de. Bu binada oturuyorum zaten. Burası da benim iş yerim. Kirada kendi yerim ama gördüğünüz gibi hani, yani bir anda geldi dediğiniz gibi. Hani ne olduysa zaten bir 5 dakika içerisinde oldu. Araç içinde mahsur kalan insanlar falan da oldu. Biz bu bizim iş yerimizde çalışan kimse yoktu ama gördüğünüz gibi hani mal kaybımız çok büyük. Biz bir de çocuk ürünleri yaptığımız için hani gerçekten bir 4-5 milyon TL bir zararımız var. İçeride arka tarafta siz görmediniz ama depomuz var. Depomuzu da su bastı, duvarlarını kırdı. Malları direkt dereye döktü. Hani hazır olan bütün mallara, çıkacak olan bütün malları dereye döktü su. Yani bütün mallarımız gitti, müşterilerim de mağdur. Müşterilerimi halden anlayan insanlar da değil. Yani mağduruz. Şu anda da belediye ekipleri geldi ama bir vidanjör bekliyoruz. Hani binanın temeli daha da zarar görüp hani bu binayı da tehlikeye atmak istiyor. Yani malımızdan geçtik artık, binanın derdine düştük. Çünkü şu an su zararlı yani. Temele dolarsa biraz problem yaratabilir bizlere. Yani dediğim gibi şu mesela şu montların bir tanesinin maliyeti bana 400 lira. Hani bunların hepsi pamuk kumaş olduğu için. Hani bunların bir de 5 katı içeride vardı benim. Giden malım vardı çuval çuval. Hani hazırlamıştım, yurt dışına gönderecektim çuvalları. Maalesef böyle bir durum yaşandı. Hani biz de istemezdik ama böyle bir durum yaşandı yani. Ne olduysa. Yani çok geçmiş olsun diyoruz. Ülkü Çoban, aslında yurttaşlar kendi hazırıyla anlatıyorlar burada. Yani bizim de aslında söylememize gerek yok. Canlı olarak da ekranlara aktarıyoruz. Bakın burada her şey şu anda kullanılamaz halde zaten. Bütün eşyalar bir yandan, yani sadece burada kullanılacak mallar da değil. Bakın dikiş makineleri, çuvallar, hepsi, bunların teker teker birer maliyeti var. Tabii ki yurttaşlar kendi canını kurtardıklarına seviniyorlar ama buradan sonraki süreçte ne yapacakları da oldukça kaygı uyandırıcı, dediğimiz gibi. Şöyle hemen yavaşça dışarı çıkalım. Bakın burada yukarıdan gelen bütün çöpler şu anda bu alana doluşmuş ve dediği gibi arkada da bir depo var. Bakın o depoyu da kırmışlar. Demin arkadaşımızın aktardığı gibi bakın o duvar da neredeyse çökme noktasında, yan tarafından da çıkmış. Orayı kırmışlar ve depodakilerin hepsini bakın gitmişler. Hemen şöyle aktaralım. Bakın bütün depodaki eşyaların hepsi işte böyle dereye akmış. Bakın bütün eşyalar şu anda burada ve yurttaşlar gerçekten zor durumdalar ve mağduriyet içerisindeler. Dediğimiz gibi günün ağarmasıyla birlikte tabii ki gerçekten o görüntü biraz da korku uyandırıcı. Yurttaşlar da çok üzgün. Hem maddi hem manevi olarak kaybettikleri çok şey var burada. Ve sorduğunuz soruya tekrar gelirsek, bu maliyetler 15 bin lira. En azından bu kayıpları bizce karşılamaz. Bizim buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim. Yeni gelişmeleri oldukça da aktarmaya devam edeceğiz Ülkü Çoban. Evet, çok teşekkür ediyorum Ceren Ural. Son derece güzel ve İyi bir yayın gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yaşananları en ince detayına kadar